Bir önemlisi de ben gemi azıya aldım, Allah nasip ederse Dallas'ta ikili öğretim inşallah bizim dönemimizde bitecek. Ben okul yaptırmak, bir belediye okul yaptırmak zorunda değil. Ama eğitim öğretim olunca her zaman canımız başta koşmak durumundayız. 8 tane okul oldu 5 yılda. Bunun 2 yılı da üstelik pandemi. Hı hı. Şimdi 6 tane okulunda inşaatı devam ediyor. Bu millet bahçesinin bünyesinde 4 tane okulumuz, ikisi hazır. Bugün girerse içinde eğitim öğretim yapılır. İkisi de okul açılıncaya kadar hazır olacak. Kıymetli Mehmet Altun büyüğümüzün hayırlıyla, hayırseverliğiyle önce anaokulu, ilkokul yapıldı. Şimdi ortaokullar, lise yapılıyor. Tam bir kampüs oluyor orası. Tam bir kampüs oluyor. Kendinin ve hanımefendisinin isminin verildiği. Şunu belirtmek isterim. 80 bin metrekare bahçesi olan bir okul kampüsü. Bu da çok anlamlı bir şey. Okullar da çok kaliteli oluyor. Projelerini biz çizdirdik. Dediğim gibi okul bir 5. okulu da şeye yaptıracak. Paraşüt indirme alanımızın 700 metre ilerisinde bir engelli rehabilitasyon merkezi, iş okulu gibi. Postası Koca Sinan'da buna iş okulu gibi bir okul daha yaptırıyor. Bir taraftan bir engelli rehabilitasyon merkezi de önceki sene başladı, sağ olsun Yunus Büyükkuşoğlu hemşehrimiz, Bodrum'da yaşıyor iş insanı. O yaptırdı. Bugün yarın açılışını yapacağız. Kepez'de bir okulumuz var. Eğitim öğretimden gidiyoruz ya. Oranın tamamını biz yaptırıyoruz. Kepez büyük bir beldemizdi. Sıvaları falan dökülüyordu okulun. Biz ihale ettik geçen yıl 43 milyon TL'ye. Daha önce de su basmanına kadar yapmıştık. Orasında bitirdiğimiz zaman ana okulu ve diğer okul inşaatlarıyla beraber Ahmet Gönen amcanın yaptırdığı arsasını bizim devletimizin verdiği okullarla beraber bir o 8-10 okula daha kavuştuğumuz zaman 2024 yılında eğitim öğretime hakikaten çok önemli katkılar vermiş olacağız. O nedenle çok şükür modern bir kent, modern bir kentin modern bir merkez ilçesi olarak biz de katkı koymaya devam ediyoruz şehrimize. Ne zaman tam olarak tekli eğitime geçer Sayın Başkanım? Bunları yapınca yetiyor mu? Yani bana yok, bana göre yetmiyor. Bana göre bu 5 yılın sonunda Dallas'ta inşallah tekli eğitime geçeriz diye düşünüyorum. Hedefim o yani, daha doğrusu. Anladım. İnşallah.